Herkese selamlar dostlar. 28 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek olanlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar Ekim ayı için katıl Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Onu söylemek istiyorum. Her ay olduğu gibi ayın 28'inde yeniliyorum. 2 günde böyle gelme gitme süreci, gelenler gidenler, link atmalar vesaire bunlarla uğraşıyorum. Ayın yani perşembe günü bu video yayında olduğu gün katıl Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Ekim ayı için gelmek isteyen herkesi bekleriz diyerekten de bunun duyurusunu yapalım. Sizlere bir adet maç skoru yarışması da yapacağız. Bu maç skoru yarışmamızda Fenerbahçe-Başakşehir maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız bizler için yeterli. Yorumlara yazın bilenlerden bir kişi 30 günün üstünde 32 günlük bir grup şeyinde gruplarımızı alalım. Ekim ayı gruplarını alacağız. Her türlü soru, görüş, öneri için de benimle buradan Instagram üzerinden doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, bilgi almak isteyenler vesaire her türlü soru, görüş, öneri için de Instagram'dan iletişim kurabilirsiniz. Son verdiğimiz 2 adet yüksek misli ekrana gelsin. Bu 2 adet yüksek misliye baktığım zaman da bir tanesi Avrupa yüksek misliydi. 1000 misli olarak verdim. Elfsborg'un herhangi bir yeri kazanmasıydı benim için. Elfsborg da dakika 90'da attı. Maçı 1-0 kazandı. İkinci yarıyı kazandı. Maçı da zaten kazanmış olacağı haliyle geldi. 1000 misliyi buradan içeri aldık. Sporting Lisbon maçına da 2-0 3-0 yerine bir maç skoru beklediğimi söylemiştim zaten. O da tam maç skoru 2-0 biterekten de 4.5 altında 1.750 misli de onun için kazandık. Tebrikler diyerekten de bunları da geçelim. Yüksek mislinin amacı zaten burada bir kasa yönetimi yapmaktır. Onun dışında 3 tane de ideal vermiştim. Hatay mücadelesine KG var. Sporting Lisbon maçına 4.5 altında 1. Coventry mücadelesine 2-3 gol olaraktan da verdiğim 3 ideal maç tercihi de o gün içeriye hepsini almasını bildik. Devam edelim. Zaten YouTube grubunu biliyorsunuz arkadaşlar. Herkese açık ücretsiz bir gruptur. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında yorumlarda ve açıklama kısmında linki zaten mevcuttu. Canlı odasında zaten kendimi sürekli canlı maçları izleyerekten de o şekilde kazanç sağlamaya devam ediyoruz. Hatta ekrandan da göstermek gerekirse sadece futbol veya basketbol değil tenis üzerine de dün mesela maç sonucu 1 aldık. Herkes açık gruba da verdik oradan. İkinci set sonucu 1 verdik onu aldık oradan devam. Tenisler burada işlenmeye devam etti. Ondan sonra ben buraya bir tane maç önü attım. Dediğim gibi atıyorum buraya da. Herkes açık grup burası. İlk yarı 2 verdim. Dedim ki kaçan penaltıyı görürüz mü? Kerem'in pas verdi. Icardi atamadı. Bomboş kale. İlk yarı 2 de sonradan 2 dakika sonra gelen golle birlikte içeriye almasını bildik. İsterseniz geçelim. Sizlerden ricam artı 300 seviyesinde bir beğeni bırakmanızdır. Beğenileriniz bizler için önemli. Artı 300 seviyesi gelirse de kombine önerisi yapmaya sizlere devam edeceğim. Bir yorumla bırakırsanız en azından emeğine sağlık, başarına sağlık, başarılar, bol şanslar şeklinde yorumlarınız da bizler için gerçekten önemli. Değer veriyoruz. Eleştiri de yapabilirsiniz her türlü. İlk mücadelemiz Fenerbahçe-Başakşehir. Bu maçında maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Öncelikle Fenerbahçe bu hafta çok fazla maç oynadı ve 12'de 12 yapan bir Fener 14 mi 12 miydi? 12 idi sanırım. Her neyse şu an İsmail Kartal'la birlikte hiç kaybetmeyen her maçını kazanan bir Fenerbahçe var. Başakşehir'le oynayacaklar. Başakşehir'de daha yeni bir Galatasaray maçı oynadı. 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'de Alanya maçında çok da iyi oynamadı Alanya mücadelesinde bence. Yani temposu düşük bir mücadeleydi. 1-0 kazanmasını bildi bu arada. Onun dışında ben de bu arada stat'taydım. Canlı yapıyordum. İlk yarı gole girmiştim hatta. İlk yarı Fenerbahçe golüne girmiştim. Onu da yeşillendirmiştik. Fenerbahçe'nin ben burada maçı kazanmasını bekliyorum. Benim skor beklentim burada 2-0 veya 3-0 yanında bir Fenerbahçe galibiyeti. Fakat ben yine Erik takımında biraz da yorgun olduğunu düşünerekten de mücadelede çok fazla en azından 5 gol çıkmasını beklemiyorum. Ve zaten bu maçta eksikler de var. Ertelenen maç olduğu için Başakşehir tarafında da eksiklikler var. Onu da söyleyelim. 4.5 altına 1 yaparsanız 1.57 gibi orandan güzel bir orandan almış oluruz arkadaşlar. Ben mücadelenin dediğim gibi maç sonu 1 ve 1.5 üst veya Fener'in 2 golüne girmeyeceğim burada. 4.5 altında 1'i sizlere önermek istiyorum. Oran gayet yüksek. Çünkü her iki takım da yorgun. Fenerbahçe öne geçerse özellikle 2-0 yakalarsa zaten çok da kendini kasmaz. Mücadelede bir de şöyle skor değerlendirmesi yapmak istiyorum. İlk yarıdan bence Fenerbahçe 1-0 önde kapatacak. Onun da oranı 3-13. İlk yarı skoru 1-0, 3-13 gibi orandan sizlere önermek istiyorum. Genel mücadele beklentim 2-0 veya 3-0 yarına da maçı kazanması zaten Fenerbahçe'nin. Celta Vigo ile Alaves mücadelesi. Celta Vigo'nun son maçını izledim. Alaves'in de son maçını izledim. O yüzden değerlendirme altına almaya uygun gördüm. Celta Vigo Barcelona maçında bakın. Dakika 75'te 2-0 öne geçiyorsunuz. Ya 9 dakikada 3 gol yeme ya. Ya Benitez gibi başlarında bir hoca var. Kadro da yani kaliteli sayılır. Teknik direktör zaten kaliteli. Rafa Benitez. Yani
yememesi lazım. 9 dakikada 3 tane gol yedi Barcelona'dan. Çok kötü kayıp oldu. Ben ekstra bir reaksiyon vermelerini bekliyorum Celta Vigo'nun burada. Alaves de son maçında Bilbao ile kendi içeride oynadı. 2-0 Bilbao kazanmıştı. O maçın zaten her türlüsünü bildik. Oran yüksek oran 2-38'ler falan havada uçuşmuştu. Ben burada Celta Vigo'nun kazanmasını bekliyorum. Celta Vigo'ya doğrudan Matsu'nu 1 öneriyorum burada. 1.50 gibi ideal bir oranı var. Bence Celta Vigo bence mücadeleyi kazanacak. Benim skor beklentim burada 2-0'lık doğrudan bir Celta Vigo galibiyeti. 2-0'a göre de biraz daha yüksek oran yapabilirsek 1.87'den de 3.5 altında 1 yaparsanız da bu da sizlere 1.87 ganyan verir. Değerlendireceklere bol şanslar. Ben burada Celta Vigo'nun kazanmasını bekliyorum. Skor beklentim 2-0. Maç sonu 1 idealidir. 3.5 altında 1 de ekstradan bir yüksek oranımız olsun. Kulüp Brugge ve Genk Avrupa'da her iki takımı da izlediğimizi biliyorsunuz. İki her iki takım da eşleşmelerde Türk temsilcileriyle oynadı. Birisi Adana Demir, diğeri de Beşiktaş'ta oynadı. Kulüp Brugge özellikle Beşiktaş'ı ağır ezdi. Yani Mert Günok o maçta yıldızlaştı. Efsane işler yaptı. Ben burada Genk'in de Kulüp Brugge kalesine gol atmasını bekliyorum. Mücadelede bir karşılıklı gol bence mücadele idealidir. Çünkü tempolu bir mücadele olacaktır. 1.41'de zaten oranı var. Her iki takım da zaten çok fazla savunma yapmayı bilmeyen takımlar. O yüzden burada VAR tercihini 1.41 gibi oranla önereceğim. Eğer oran yükseltmek isteyenler varsa 2.5 üst ve VAR yaparsa oranı 1.60 mantarına kadar da mücadele hem VAR olur hem de üste gidebilecek bir mücadele. 2-1, 2-2'si VAR gibi bir mücadele. O yüzden değerlendirecekler bol şanslar. Genk bu maçta bence atmadan da geçmeyecektir diye düşünüyorum. Genoa ile Roma mücadelesiyle devam edelim. Bu maçta da beklentim benim çok fazla gollü olmaması yönünde bahsedeceğim. Roma son mücadelesinde oynayarak da berabere kaldı Torino ile. Son dakikalarda yenen bir gol sanırım bu. Dakika 85'te Zapata'nın attığı golle mağlup duruma düşmüş. Beraberlikle ayrıldılar. Roma deplasmanda yani Mourinho'nun burada biraz daha savunmaya önem vermesini bekliyorum ben açıkçası. Genoa da zaten burada çıkıp ekstradan oynamayacaktır. Onların da form durumu zaten çok iyi değil. Zor bir mücadele bence. Çok gol de beklemediğim bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Ben mücadelede çok fazla gol beklemediğimden dolayı 2.5 alt. Bak 1.41'de oranı var zaten. Yani iddialı bir oran gol beklemiyor. Bence mücadelede çok fazla gol olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Hatta skor beklentimde burada 1-0 veya 2-0. 2-0'a biraz daha yakın. 2-0'a yerine Roma'nın kazanması olacaktır. Hatta biraz daha macera arayalım. 2.5 altında 2 yaparsanız da 3.53. Yani 1-0 2-0'a yerine bir Roma. Ben 2-0'a biraz daha yakınım. Mücadelenin alt bitmesini bekliyorum. 1-0 2-0 da kazanırsa 2.5 altında 2'nin de oranına baktığım zaman da 3.52'de bunun oranı var. Neredeyse 4 orana yakın. Değerlendirecekler bol şanslar. Benim önerim bu yönde. Son mücadelemde Osasuna ile Atletico Madrid mücadelesi. Atletico Madrid'de çok güzel bir oran açmışlar. Burada çok güzel bir oran vereceğim ben sizler. Gelmesini de bekliyorum yani. İdeal kombineye eklenebilecek bir karşılaşma. Osasuna ile Atletico Madrid aralarında oynadığı son 10 maçı da Atletico Madrid hepsinde kazanmasını bildi bakın. Son oynanan 10 mücadeleyi de kazanan bir Atletico Madrid var. Son maçında Real Madrid'i yenen bir Atletico Madrid var. Hatta o maçın açıklamalarını bahsetmiştim sizlere. Çocuklar yarın okula gittiği zaman da gururlu Atletico Madrid formalarını giyebilecek vesaire vesaire şeklinde Morata'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Gerçekten güzel bir galibiyet. 3 tane kafa golüyle Real Madrid'i devirdi. Eğer Real Madrid maçının anlamını yani o 3 puanın daha çok anlamlandırmak istiyorsa burada Osasuna'ya karşı da bir galip gelmesi lazım. Fakat ben sizlere bunu önermeyeceğim. Doğrudan galibiyetini önermeyeceğim. Diğer seçeneğinde Atletico Madrid herhangi bir yarıyı kazanır. Oranı 1.54. Muazzam. Maçı kazanmasa bile Atletico Madrid'in ben herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bu bahsi anlatayım sizlere. İlk yarı mesela başladı. 45 dakika oynandı. 1-0 Osasuna kazandı ilk yarıyı diyelim. İkinci yarı 0-0'mış gibi oynanıyor. Maç berabere bitti. İlk yarı Osasuna kazanmıştı. İkinci yarıda Atletico Madrid kazanıyor. Yani Atletico Madrid burada herhangi bir yarıyı kazanın oranı 1.54. Çok güzel bir oran var. Değerlendireceklere bol şanslar. Ben Atletico Madrid'in burada herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum ki formunda bir Atletico Madrid var. Real Madrid yenmiş bir Atletico Madrid var. O maçı anlamlandırmak için bu maçta puan kaybetmesi yani 3 puana da yakın olması lazım. İsteyenler de daha yüksek oranlarda maç son 2'yi de 1.91 gibi oranlarda sisteme vesaire de ekleyebilir. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek arkadaşlar bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.